Arkadaşlar merhaba. Ben Necim Osmanoğlu. Bugünkü video içeriğimiz yine bir bilgi videosu olacak arkadaşlar. Günlük hayatta işinize yarayacak bazı bilgiler vereceğim size. Özellikle bugün deneyeceğim konu arkadaşlar, filli boya kartelasından seçtiğiniz gri renklerle alakalı bazı sorunlar yaşıyor müşterilerimiz. Bununla alakalı size bilgilendirmede bulunacağım. Filli boyanın stok renk kartelasında arkadaşlar andezit serisi olarak geçen gri tonlamalar var. Bu renkleri arkadaşlar küçük alanda gri olarak görüyorsunuz. Şurada göstereyim ben size net olarak. Bakın tamamen gri tonlamalar olarak geçiyor. Yalnız burada parakende müşterimize sattığımız bu andezit renklerde ve internette okuduğum kendi videolarımda da yorumlardan andezit renklerde çok şikayet görünüyor. Genelde renklerin gri değil de mavi ya da lilamsı olduğunu söylüyorlar. Bununla alakalı size bir bilgilendirme de bulunacağım. Bayiye gittiğiniz zaman filli boyada arkadaşlar şurada karşıda gördüğünüz renklendirme sisteminden boyanızı yaptırıyorsunuz. Şöyle bakalım. Kartara da yine burada bu renkler gri tonlar. Bakın yelpaze renginde de var aynı tonlar. Gri rengi seçtiniz, gri yaptırmak istiyorsunuz. Seçtiğiniz mesela örnek vereyim. Andazit renkler, andazit ondan başlıyor arkadaşlar. Şimdi gittiğiniz bayide zaten mecbur olarak bu renklendirme sisteminde boyanızı yaptırıyorsunuz. Şimdi burada ekranda arkadaşlar, bu bir ipucudur sizin için. Bir sürpriz yaşamamanız için renk yaptırdığınız zaman size bazı detaylar vereceğim. Evet arkadaşlar, filli boya renklendirme sisteminin ana menüsü. Buradan kartrayı seçiyoruz ve filli boyanın ürününü seçiyoruz. İç cephe Alpina Momento Silan diye geçen ürünü seçtik. Ve buradan andazit onu seçelim arkadaşlar. Seçtik. Bakın şimdi burada bir detay var. Andazit 10. Burada ne diyor arkadaşlar? Altta bir yazı var. Bakın bu uyarıdır. Bu her renkte çıkmaz. Işık kaynağına göre geniş alanda renk farklı görünebilir. Numune yaptırın. Ben burada arkadaşlar denedim. Andazit 10. Hemen yine bakıyoruz. Andazit 20'ye bakacağım. Genelde arkadaşlar bu renkte renklerin maviye çaldığını söylüyor müşteriler ve bazı şikayetler var. Andazit 20'ye de bakalım. Hemen burada seçelim. Evet, seçtik arkadaşlar. Andazit 20. Bakın Andazit 20'de de arkadaşlar ışık kaynağına göre rengin farklı durduğunu söylüyor. Bu andazit serisinde arkadaşlar ekranda bu uyarı çıkıyor. Bu uyarı nedir? Bu uyarı da arkadaşlar satıcı makineyi kullanan personelin size bu uyarıyı söylemesi gerekiyor. Eğer bu uyarı söylemezse boyanızı yaptırdığınız zaman, eve gittiğiniz zaman renginiz kartrada gri gibi görünse de ışık kaynağına göre, bakın burada görünüyor, ışık kaynağına göre geniş alanda renk farklı görebilir. Genelde bu gri tonlar, andazit renkler ışık kaynağına göre geniş alanda gri gibi değil de mavi gibi duruyor arkadaşlar. Bu bir detaydır. Personel arkadaştan eğer siz de ekranda burada boya yaptırırken bu uyarı yazısını görüyorsanız bu konuyla alakalı boya yapan arkadaşla mutlaka konuşun. Bir de filli boya kartelasında arkadaşlar yine momentosilanı seçelim. Mesela bir örnek daha vereceğim size. Filli boyanın daha kristali diye bir rengi var. Onu seçiyoruz. Onu seçtiğimizde de arkadaşlar o rengi de size kartelardan göstereceğim. Bakın burada da diyor ki uygulandıktan sonra ışık kaynağına göre geniş alanda lila gözükebilir. Numune yapın. Bazı renkler arkadaşlar
katalogda göründüğü gibi çıkmıyor. Onun sebebi de, şimdi burada gösteriyorum size. Kartela'da biliyorsunuz Türkiye'de renk seçmeniz için sadece sistem bu. Daha geniş alanda göremiyorsunuz. Mesela dağ kristali dediğimiz renk, bakın şurada ne diyor, dağ kristali. Burada bir 5 tonu görünürken duvara vurduğunuzda bu lila gibi görünüyor. Çok enteresan bir durum ama gerçekten bununla alakalı şikayetler var. Boyanızı, renginizi beğendiğiniz zaman arkadaşlar, filli boya renk makinesini kullanan personel arkadaştan ekranda uyarı vermediğini bir sorun. Renginizi ondan sonra yaptırın. Böylelikle eve gittiğiniz zaman, boyanızı duvara vurduğunuz zaman herhangi bir sürprizle karşılaşmamış olursunuz. Şimdilik videomuzun içeriği bu kadar. Videomuzu eğer faydalı bulduysanız, videomuzu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kafanızda takılan herhangi bir soruda da alta yorum yaparsanız gün içinde size cevap veririm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.